Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki çalışma takvimini yayınladı. Peki kaç gün okul olacak? E, ne zaman tatil olacak? Vesaire birazdan ekranınıza gelecek. O e, çalışma takvimi. Sizler abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ekranda da gördüğünüz gibi sizlere çalışma takvimini vermiş bulunuyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na açıkladığı baktığımızda hemen başlayalım. 12ila 30 Eylül tarihlerinde birinci sırada yer alıyor 15 gün okula gideceksiniz. Evet, 12ila 30 Eylül tarihlerinde 15 gün okula gideceksiniz. Ekim ayına gelirsek 3 ila 31 Ekim tarihlerinde ise 21 buçuk gün okula gideceksiniz. Yani 21 buçuk gün sizler okulda ders işleyeceksiniz. Diğer kalan günler tatil zaten. E, 0, 1 yani 1 Kasım ila 11 Kasım tarihlerinde 9 gün boyunca. Okula gideceksiniz onun dışında 14-18 Kasım ara tatil 5 iş günü ama tabii ki bunu 9 gün olarak sayabiliriz hafta sonu ile beraber ardından birinci dönem e, bu şekilde ve birinci dönemin daha doğrusu ara tatilden sonrasına geçersek 21-30 Kasım tarihlerinde 8 gün gideceksiniz aralığa geldik aralıkta 1 Aralık ile 30 Aralık tarihlerinde 22 gün okulda ders göreceksiniz diğer kalan e, 8 gün tatil arkadaşlar ve 2 ila 20 Ocak tarihleri 2023'te 15 gün okula gideceksiniz. Ardından da 23 Ocak ila 3 Şubat tarihlerinde yaklaşık bir 10 iş günü tatil. Tabii ki hafta sonunda katarsak 14 gün sizlere bir yarı yıl tatili. Ardından e Şubatta 17 gün okula gideceksiniz, Mart'ta 23 gün okula gideceksiniz, Nisan'da 10 gün gideceksiniz, 15 gün gideceksiniz Nisan'da ara tatilden sonra da ve Mayıs'ta 22 gün, Haziran'da da toplam 12 gün okula gideceksiniz. Toplamda bu dönem 179,5 gün okul olacak yani. Geçen seneye göre bir 3-4 gün daha az onu da hatırlatalım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.